Sayın Atay'ın da açıklama getirirse memnun olacağız. Gene şunu söylemiş, efendim Cumhuriyet Halk Partisi ile ne sözde biz hiçbir şey söylemiyormuşuz gibi, onun destekçisiymişiz gibi ifadelerde bulunmuş. Biz şunu söylüyoruz, yeni Cumhuriyet Halk Partisi olarak nitelendirdikleri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Güneydoğu ve terör konusundaki bakış açısı AKP ile örtüşmektedir. Hemen hemen AKP ile aynı şeyleri söylemektedirler. Burada AKP, BDP, efendim Cumhuriyet Halk Partisi maalesef aynı konuma düşmüşlerdir. Yeni CHP de müzakere yapalım diyor. Müzakere yapılmasın ifadesini kullanmadı ki. Sadece şunu dedi, silah bıraksın görüşelim dedi. Siz kimi muhatap alıyorsunuz? Terör örgütünü muhatap alarak terörün önlenebileceğini mi düşünüyorsunuz? AKP'nin şu ana kadar yürüttüğü politikalardan maalesef yeterli dersi alamadığı, dün hem Adalet Bakanı'nın verdiği hem de Sayın Başbakan'ın verdiği demeçlerde görünmekte, bu ülkemiz adına son derece sıkıntılı bir sürece girmekte olduğumuzu göstermekte. Değerli arkadaşlar, tabii buraya gelmemizdeki en önemli yanlışlardan birisi de dış politikada yapılan yanlışlardı. Sayın Dışişleri Bakanı sıfır problemle biz komşu ülkelerle problemlerimizi gidereceğiz. Problemleri tamamen giderip sıfır problemle onlarla ilişkileri devam ettireceğiz şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Daha önceki açıklamaları, ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki Irak parçalandı. Suriye parçalanmanın eşiğinde. Hem Irak'ta hem Suriye'de Türkiye sınırına komşu olan bölgelerde PKK'nın cirit attığını görüyoruz. Burada Sayın Dışişleri Bakanı yürüttüğü bu batılı güçlerin hükmündeki dış politikayla kime hizmet ediyor acaba? Müslüman Suriye ve Irak halklarına mı hizmet ediyor? Batılı güçlere mi hizmet ediyor?